Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Bugün Hazreti İmam Muhammed Taki İmam Cevad Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. İmam Rıza Aleyhisselam'ın 8 yaşında imam olan oğlu ve de imamlar içerisinde en genç yaşta imamet görevini üstlenmiş olan imamımızdır. Ve bundan dolayı da birçok Ehl-i Beyt taraftarının da kalbine, yüreğine o zaman şüpheler düşmüştür ki acaba böyle bir, yani 8 yaşında bir çocuk acaba imam olabilir mi diye. Tabii ki böyle bir durumda 8 yaşındaki bir imamın imam olup olamayacağının şüphesini elbette ki Allah'ın kudretine inanamayan ya da mesela bu doğrultuda imanı zayıf olan kimseler ancak bunu söyleyebilir. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı daha kundaktayken bir peygamber olarak gönderen Allah elbette ki 8 yaşındaki birisini de imam olarak tayin edebilir. Gerçi bizim kendi inancımız imamların doğuştan ölüme kadar her zaman için imam olduklarıdır. Sadece görevlerinin başladığı zaman babalarının şehadetinden sonradır. İmam Cevad Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldikten sonra 8 yaşındayken Ma'munur Reşid onu zorla Bağdat'a getiriyor ve de kendisi de bir gün Bağdat'a geldiğinde kendi ordusuyla birlikte avlanmaya dışarıya çıkıyor. Yolda bazı çocuklar oyun oynarken Ma'mun kendi askerleriyle oradan geçerken çocuklar sağa sola kaçışıyorlar ki Ma'mun'un askerleri geliyor diye. Ma'mun bakıyor görüyor ki orada bir tane çocuk yolundan hiçbir şekilde kaçmıyor ve de aynı şekilde dimdik orada duruyor. Atıyla geliyor, o çocuğun yanında duruyor ve de ona selam verdikten sonra diğer çocuklar kaçtığı halde sen niye kaçmadın diye soru soruyor. O da diyor ki ben senin yolunu kesmedim ki, yol o kadar geniştir ki senin geçişini engellemiyorum. Ayrıca de benim bir suçum yok ki cezalandırılmaktan korkayım ve de benim de senin suçsuz bir insanı cezalandıracağını dair, cezalandırmayacağına dair bir hüsnü zannım vardır. Memun ona soruyor, diyor ki senin adın ne? Diyor ki benim adım Muhammed. Babanın ismi ne? Babamın ismi de Ali İbni Musar Rıza diye cevap veriyor. Memun askerleriyle oradan hareket ettikten sonra Memun'un yanındaki avcı kuş gökyüzüne yükseliyor ve de dönüp geldiğinde elinde bir tane canlı balıkla geliyor. Memun da İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ı sınamak kastıyla o balığı elinin içerisinde gizletiyor ve de İmam Aleyhisselam'ın tekrar yanına geliyor. İmam aynı şekilde orada durmuş. Soruyor, diyor ki ey Rıza'nın oğlu, söyle bakayım benim elimdeki nedir diye. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam diyor ki Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu denizleri vardır. Ve bu denizlerin içerisinde de balıkları yaratır. Ve bu balıklar da bazen şahların avcı kartallarının pençesine düşer ve de getirir. Şahların huzuruna verirler. Şahlar da o balıklarla Allah'ın veli kullarını, Allah'ın hüccetini sınamaya ve de denemeye çalışırlar. Memunur Reşid İmam Aleyhisselam'ın bu sözünü duyar duymaz diyor ki gerçekten de sen Rıza'nın oğlusun. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatında aynı benzer bir olayı da yine şu şekilde naklediyorlar ki Memunur Reşid tekrar avcı kuşunu gönderdiğinde avcı kuş bu sefer kendi pençesinde bir tane yılan getirdi. Yılanı getirdiğinde yine Memun yılanı gizletti ve de yine İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'dan sordu. Dedi ki elimin içerisindeki nedir? İmam Aleyhisselam da ona şu şekilde cevap verdi. Yeryüzü ve gökyüzü arasında tuzlu bir göl vardır.
ve de onun dalgaları da durmadan dalgalanmaktadırlar. Ve o tuzlu suyun içerisinde de bazı yılanlar vardır. O yılanların karınları yeşil, sırtları siyah renktedir. Ve de onun üzerinde de beyaz noktalarla süsü vardır. Yani o siyahın üzerinde de beyaz noktaları vardır. Ve bazen işte o yılanları padişahların kartalları avlarlar ve de onunla da Allah'ın bilgili kullarını sınamaya çalışırlar. Memun yine orada diyor ki, ey Rıza'nın oğlu, gerçekten de doğru söyledin. Ve orada da niyetleniyor ve de kendi kızı olan Ummul Fezl'i İmam Muhammed-i Taki aleyhisselam ile evlendiriyor ki, Ummul Fezl de bildiğiniz gibi daha sonrasında İmam Muhammed Taki aleyhisselamın diğer hanımı ki İmam Ali'nin Nega aleyhisselam kendisinden dünyaya gelmiştir. Onu kıskanıyor ve de daha sonrasında Mu'tasim Abbasi'nin de teşvikleriyle İmam Muhammed Taki aleyhisselamı zehirliyor ve de o şekilde imamın şehadetine sebep oluyor. İmam Muhammed Taki aleyhisselam İmam Hasanul Mustafa aleyhisselam ile birlikte iki imamımızdır ki kendi eşleri tarafından şehit edilmişlerdir. İmam aleyhisselam 8 yaşında imam olduğundan dolayı kitapta yazıyor ki Medineliler şüpheye düştüler. Acaba 8 yaşında birisi imam olabilir mi diye. 2-3 gün içerisinde İmam Muhammed-i Taki aleyhisselamdan tam 30 bin tane soru sordular ve de bütün sorularının da cevabını aldılar. Yine İmam Taki aleyhisselamın hayatında yine şu nokta nakledilmektedir ki Me'mun-ur Reşid özellikle İmam aleyhisselamın bilgisini sınamak ve ayrıyeten de mümkün olduğu takdirde imamı biraz olsun küçük düşürebilmek için kendi sarayında bir soru cevap münazara tertipliyor. Ve de bu soru cevapta da Abbasi kadılarından en bilgililerinden bir tanesi olan Yahya bin Eksem adında bir tanesini seçiyor ve de ona imama öyle sorular soracaksın ki cevap vermekte zorlansın ya da veremesin diyor. Bu Yahya bin Eksem sorular içerisinden bir soru soruyor. Diyor ki imam küçük yaşta birisidir, bu sorulara cevap veremez. Bir tane kolay soru seçiyor. Diyor ki ey Rıza'nın oğlu söyle bakayım. İhramda olan birisi eğer ki avlanırsa bir hayvanı öldürürse onun kefareti nedir? Sade bir cevap beklerken İmam aleyhisselam ona şöyle sorular sormaya başlıyor. Diyor ki senin bu soru sorduğun kişi, şahıs acaba hac ihramında mıdır yoksa ümre ihramında mıdır? Öldürmüş olduğu bu hayvan acaba ihrama girdiği mekanın dışında mıdır, içinde midir? Acaba bu avı avlayan şahsiyet köle midir, özgür bir insan mıdır? Acaba bu avı geceleyin gizli bir şekilde mi avlanmıştır yoksa gündüz insanların gözü görecek bir şekilde mi avlamıştır? Acaba bu avı avladığından dolayı pişman mıdır yoksa pişman değil midir? Acaba bilinçli bir şekilde mi bunu avlamıştır yoksa bilinçsiz bir şekilde mi avlamıştır? Avladığı şey uçan bir kuş muydu yoksa yeryüzünde yürüyen başka bir hayvan mıydı? Yahya bin Eksem İmam Aleyhisselam'ın bir soruyu bu kadar detaylı bir şekilde detaylandırmasından şokunu yaşıyor ve de verecek bir cevabı olmuyor. Ve rivayetlerde vardır ki Memun orada niyet ediyor ki kızı Ummul Fezl'i İmam Aleyhisselam ile evlendirsin. İmam Rıza Aleyhisselam bildiğiniz gibi Kazımeyn'de İmam Kazım Aleyhisselam'ın yanında defnedilmiştir ve de asırlardır Ehl-i Beyt aşıkları tarafından orada ziyaret edilmektedir. Rabbul Alem inşallah ki o Hazretin ziyaretini ve şefaatini cümle arzu edenlere, cümle müminlere nasip etsin inşallah Teala. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz.